Vay be! Bize ne olur Kanada! Sen doğmadan da birinci sınıf motorcuymuşsun be! O mübarek elinde sihir mi var senin? Motöre bir değmeye görsün, Apollo halt etmiş yanında! Şerefsiz namussuzum! Apollo halt etmiş! O kadar kıyak oluyor ya! Vay anasını! Biliyor musun Ekrem? Sen geleli işler çok arttı. Müşteriler de o biçim memnunlar hani. Bu gidişle bu civarın en kral tamirhanesi bizimki olacak namussuzum. Yahu niçin hep böyle susarsın be Ekrem? Olanlar olmuş bir defa yahu. Dünya yıkılmaz ya be. Aslan gibisin maşallah. Her bir şey yeniden kurulur. Allah aşkına sıkma canını ya. Doğru Asın. Dünya yıkılmadı ya. Canım anneciğim. Bu acı günler. Bu ıstıraplı saatler. Ekrem'den ayrı kaldığım bu dakikalar öldürecek beni. Ben onsuz ne yaparım? Yavrum kızım, harap ediyorsun kendini. Ne olursa olsun gelmeliydi beni istemeye. Böyle yüzüstü bırakmamalıydı beni. Ben ne yaparım? Derdimi kimlere anlatırım? Ben ne güne duruyorum kızım? Senin derdin benim derdim. Ama benim de elimden bir şey gelmiyor ki. Kadere boyun eğmekten başka bir çaremiz var mı yavrum? O Nazmi mi neyse seni istemeye gelecekmiş yakında. Çok varlıklıymış. Ne yapalım kızım? Kader böyle isteyince nikahta keramet vardır. Sen de mi ona varmamı istiyorsun anneciğim? Ekrem'imi onun varlıklı olmasına, parasına puluna değişebilir miyim? Ben Ekrem'den başkasıyla evlenemem. Derdimi kimselere anlatamam. Sana bile anne. Ekrem'le evlenmeye mecburum ben. Mecburum. Şükürler, şükürler olsun Tanrım'a. Bu günleri de gördük. Evimize eski neşe geldi. Halbuki her şeyin bir anda yıkıldığını, bize hayat hakkı kalmadığını zannetmiştim. Hayatın böylesi daha güzelmiş baba. Hırstan, öfkeden uzak sade bir yaşantı. Alın teriyle kazanılan 3-5 kuruş daha mutlu ediyormuş insanı. Çok yoruluyorsun oğlum. Birdenbire yorucu işlere attın kendini. İnsan mutlu olunca yorgunluk hissetmiyor. Siz de rahatsınız ya. Nuri okuluna gidiyor ya. İşte bunlar mutlu ediyor beni. Öğretmenimiz bugün beni tahtaya kaldırdı abi. Bütün sorduklarını bildim. Bana ne dedi biliyor musun? Aferin dedi. Her zaman böyle çalışkan ol dedi. İleride dedi sen büyük adam olursun. Öğretmenin dedi. Doğru söylemiş. Her zaman derslerine çalışırsan büyük adam olursun. Kimi aradınız? Ekrem'i. Ekrem Solmaz. Ha, şu iflas eden fabrikatör olacak. Çok sefil düşmüşler. Bir gece konduda oturuyorlarmış. Ne demişler? Düşmez kalkmaz bir Allah. Çok kötü duruma düşmüşler anne. Bir gece konduya taşınmışlar. Zavallı yavrum. O da talihsiz çocukmuş. Ekrem'i bulman lazım kızım. Gelip vaziyeti anlatsın babana. O zaman mecbur kalırlar seni ona vermeye. Mecbur kalırlar değil mi anne? Beni ona vermezlerse ölürüm. Yaşayamam. Nedir bu halin Ekrem? Konuşmasak günlerce konuşmayacak, gülmesek gülmeyeceksin. İnsan biraz da hayattan zevk almaya bakar ya. Hani biraz da neşeli olsan bize ne olur karada be? Sen dalgana bakarsan takma kafanı bana. Nasıl takmam be yahu? Şu koskoca şehirde candan bir dost bulmak çölde iğne aramak gibi bir şey. Hani ne diyorum? İşten sonra atlayalım bir arabaya, ver elini pavyon. Alırız karıları etrafımıza, vur patlasın, çal oynasın. He? Benim o taraklarda bizim kalmadı artık Hasan. Ama istersen bize gidelim. Neden gelmediğimi anladın mı şimdi? Her şeyin bittiğini anladın mı? Anladın mı ha?
Niçin? Niçin geldin buraya? Sefaletimizi görmeye mi? Ekrem, neler söylüyorsun sen? Maddiyatın ne önemi var? Ben seni seviyorum. Git buradan. Gitmeyeceğim. Fakir veya zengin olman hiçbir şey ifade etmez. Git diyorum sana. Sende hiç kadınlık gururu kalmadı mı? Kovuyorum seni. Seni sevmediğimi anladın. Bir anlık hevesmiş benimki. Artık birbirimizden alıp verecek bir şeyimiz kalmadı. Ekrem! Defol! Hadi defol! Defol diyorum! Hayır anne! Tanımazsın Ekrem'imi. Zengin biriyle evlenmem için. Benim iyiliğim için kovdu beni. Yoksul yaşantılarına beni ortak etmek istemedi. Abin geldi. Yanında birileri var. Sil göz yaşlarını yavrum. Bir şey belli etme. Babam bütün fabrikaların, şirketlerin idaresini bana devretti. Milyonluk işler hepsi de. Osman'ı da yanıma almayı düşünüyorum. Güzel bir kotra aldım, beyaz bir kotra. Kocaman yazılarla Hülya yazdıracağım üstüne. Evlendikten sonra bütün Avrupa'yı dolaşmak istiyorum. Babam öyle bir servet bıraktı ki ye bitmez. Para harcamayı, eğlenmeyi, seyahati çok severim. Üzüntünün yeri yoktur benim yaşantımda. Etrafımdakilerin de mutlu ve rahat olmalarını çok isterim. Niçin durgunsunuz böyle? Halbuki ben sizi neşelendirmek, tebessüm eder görmek istiyorum. Siz keyfinize bakın. Beni düşünmeyin. Şu güzel manzara, deniz, yazdan kalma şu güneş, çimenler insanı coşturuyor. Çocuklar gibi koşmak, eğlenmek geliyor içimden. Niçin durgunsunuz böyle? Halbuki ben sizi neşelendirmek, sizi tebessüm eder görmek istiyorum. Siz keyfinize bakın. Beni düşünmeyin. Niçin böyle kalpsizsiniz? Size olan hislerimi herhalde fark ediyorsunuzdur. Hayır. Hiçbir şey fark etmiyorum. Fark etmek de istemem. Hiç değilse niyetimin ciddi olduğunu fark etmelisiniz. Hislerim de samimiyim. Bana karşı biraz anlayışlı davranmanız beni ne kadar mutlu edecek bilemezsiniz. O tatlı dudaklarınız, o güzel gözleriniz lehimde bir şeyler söylesin. Bunu esirgemeyin benden. Rica ederim. Bu tür konuşmalar hoşuma gitmez. Ama beni hiç anlamıyorsun. Nereye gitti bunlar? Belki bizi mahsus baş başa bıraktılar. Ne de olsa senin gibi kalpsiz değillerdir. Hislerimi, duygularımı anlamışlardır. Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Dokunmayın bana.